sorularınıza bakıyoruz. Canlı yayından da soruları alacağız. Ben ilk etapta burada bana bir soru geldi. Halil abiye sorar mısın? Boyun kaç? Ekrandan çok uzun gözüküyor ve uzun. Ve uzun. Boyun 1.86. Evet. Çekiyorsunuz. 1.86. Senin Sıla? 1.68. 1.68. Var mı oradan? Yaman. Yaman diyorum. Bizim sorular varsa alayım. Sıla şarkı söylesin diyorlar. Sıla sesin güzel mi? Çok istiyorlar. Yani aslında güzel olduğunu ben de diziyle fark ettim ama çok çalıştık yani. Çok o dizideki şarkıdan böyle kısacık bir alabilir miyim? Belki. Şu an. Evet. Tamam geçtik. Valla soruyorum. Elçiye zeval olmaz. Ha süper. Burada bana verdi. Bakalım. Özel hayata girmiyoruz efendim. Lütfen. Ben hiç sevmem özel hayata girilmeyi. İşimizde çok başarılı olabiliriz ama özel hayatta yerinde. Düet gelsin lütfen demişler. Kısa bir şey yapsanız şurada arada çeksek. Selam olsun Emanet dizisine. Aleyküm selam. Çok tatlısınız demişler. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok tatlılar. Vallahi severek izliyoruz demişler. İnandık. Tamam. O enerji bize geliyor zaten. Evet. Biz onu hissediyoruz. Bu konudan da çok mutluyuz. Çok teşekkürler. Soru alayım. Bak vallahi benim DM mesajıma daha çok soru gelmiş. Soru alalım. Ya bu sevgi gerçekten çok 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 güzel bir şey. Rabbim diyorum ya her zaman bu şekilde daim kalsın. Çünkü gerçekten çok güzeller. Bir de aşırı bir... Bak seni çok seviyorlarmış. Biz de çok seviyoruz sizleri. Erzurum'dan selamlar. Bayılarak izliyorlarmış dizimizi. Keşke sezon finali yapmasaymış. Ha hep çalışsın çocuklar. Hep çalışsın çocuklar. Helalinden Halil'den şarkı istiyoruz. Tamam Halil'e ikinci şarkıyı da oku. Bir tane daha istiyorum. Öyle mi? Ha, kaçırmayın sakın. İkinci yarıda bir tane daha okuyacak. Dizide neden isimlerini söylemiyorsun? Ha, dizide neden isimlerini söylemiyorsun? Ne alaka anlamadım. O senaryoyla alakalı. O bence büyülü bir ana kalacak. Evet. Yani isim söyleme kısmı tamamen çok büyülü. Güzel soru. Çok böyle nasıl ya şimdi nasıl söylersin diyecekleri veya bir noktaya tam yerinde kalacak. Söyledin diyecekleri bir nokta olacak. Ya çocuk ne yapsın rol vermişler yoksa hiç üzecek biri değil. Yok biz zaten sette çok keyifli, eğlenceli vakit geçiriyoruz. Sıla setin eğlencesi yani. Onun yaptığı espriler. Selamlar demişler. Vay Arnavutlu'ya vay selamlar. Valla her yerden kitlemiz var Allah'a çok şükür. Çok şükür. Kendi hayatında kıskanç biri misin? Demişler. Kimse bana mı sormuşlar? Sana. Bana sormuşlar. Ali. Ali yakın kadrajdasın ona göre markaj almışlar. Gerektiği kadar. Gerektiği kadar kıskanç da tabii ki canım yani. Ya Türk aile toplumu bellidir yani. Biz de bu toplumun bir üyesi olarak olması gerektiği kadar kıskançlık var. Sıla niye canlı yayın açmıyorsun? Arada bir vaktin olursa açıver diyorlar sosyal medyada. Ya ben de çok istiyorum. Aslında ben canlı yayınları evet sohbet etmek için de açabiliriz ama geçen gün böyle bir bağış toplamak için açtığımda çok hoş olmayan şeylerle karşılaştım ve bu beni biraz üzdü açıkçası. Çünkü bir çocuk için orada ben canlı yayın biliyorum, açmıştım. Çok özel hayat soruldu falan. Ben çok üzüldüm ve dedim ki hani o zaman açmayayım ben hiç. Ben böyle şeyler gelmesin.